3 Mayıs'ta Bilge Türk ve Dönence dergisinden bir yarışmamız var. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Günsazak salonunda yapacağız. Bu yaptığımız faaliyetlerin tamamı ödüllü. Yani bu mutlaka ödül için yapmıyor arkadaşlarımız bunu ama teşvik etmek adına hem okumaya teşvik, bundan sonra çeşitli temel eserlerimizle ilgili hem onları seslendireceğiz temel eserlerimizi hem de bunlarla ilgili yarışmalar yapacağız. Tabi bunlar gençliği motive etmek adına yapılan şeyler. Yine 4 Mayıs'ta bir gün sonra bir yarışmamızdan Ankara'da Sultan Sencer Gençlik Köyümüz. Orada bir gençlik pikniği yapacağız inşallah 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ne ithafen. Orada arkadaşlarımız at binecekler, at getireceğiz. Güreş, yoğurt yarışması, halat çekme gibi faaliyetler yapacaklar. Bir gece öncesinde üniversite gençliği çadır kuracak, orada kalmak isteyenler kalacak. Birbirleriyle kaynaşacaklar. Hem Türk kültürünün oyunlarını oynayacaklar. Biraz olsun sosyal medyadan uzak kalacaklar. Buradan görüyorum bazı arkadaşlar telefonlarından uzak kalamıyorlar. İşte bununla ilgili aklıma gelmişken hafta sonu Bursa'da bunun da kararını aldık. İnşallah anlaşabilirsek Bursa'da bir bu teknoloji bağımlılığı ile ilgili bir köy kurmayı düşünüyoruz. Eğer yeri temin edebilirsek orada bununla ilgili bir kamp yapacağız. Gelip arkadaşlar telefonunu bırakacaklar, gelip spor yapacaklar, kitap okuyacaklar inşallah. Sadece mensuplarımız değil, Türk milletinin her bir mensubu bizim faaliyetlerimizden ücretsiz bir şekilde istifade edebilir. Yine arkadaşlar 19 Mayıs'ta Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümünde Samsun'da bir gençlik şölenimiz olacak, bir de sempozyumumuz olacak. Bir tarih sempozyumu olacak, sonuç bildirgesinde yayınlayacağız. 50 tane tebliği seçtik biz. 500 zannederim, 500'ün üzerinde tebliğ gelmişti. 50 tanesi seçildi. 18-19 Mayıs'ta bunu yapacağız. 19 Mayıs'ta da büyük bir şölen yapacağız inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet hür olduğunu, bağımsız olduğunu Samsun'dan bir kere daha haykıracağız inşallah. Belki bandırma vapuruyla gitmeyeceğiz ama bir Atatürk ruhuyla, Mustafa Kemal ruhuyla o gün Samsun'da olacağız inşallah. Çocuk gelişimiyle ilgili, işte kadına şiddetle ilgili, bunlarla çeşitli sosyal meselelerle ilgili faaliyetleri var. Bunları hem sosyal medyadan duyuruyoruz hem de paneller, konferanslar, kısa filmler yöntemiyle de insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yanında robotik kodlama eğitimleri veriyoruz ülke ocaklarında. Gelecek ülke ocaklarında kodlanıyor diyerek geleceğimiz maalesef robot 100 yıl olacak gibi görünüyor. Öncesinde de bunun eğitimlerini arkadaşlarımıza veriyoruz. Yine ülke ocaklarında Şefika Gaz Pıralı fikir atölyesi devam ediyor. Burada hanım kızlarımıza Türk tarihi, Türk felsefesi, Türk dili, siyaset, Türk Müslümanlığı, Maturidi akaidi, Türk dünyası gibi dersler veriliyor. Bu kardeşlerimiz inşallah eğitimci olacaklar. Türkiye'nin çeşitli vilayetlerine göndereceğiz. Bu öğrendiklerini diğer hanım kardeşlerimize öğretecekler. Bu lise ve üniversite seviyesinde bu eğitimlerimiz devam ediyor. Şimdilik yalnızca hanım kızlarımızla ilgili devam ediyor. Neden öyle derseniz pozitif ayrımcılık yaptık. Önceliği hanım kardeşlerimize verdik. Bunun haricinde huzurevi ziyaretlerimiz rutin olarak devam ediyor. Arkadaşlarımız haftada bir gün mutlaka huzurevlerini ziyaret ediyorlar. Oradaki yaşlılarla bir araya geliyorlar. Hem faaliyetlerimizi anlatıyorlar. Kitap okuyamayanlara kitap okuyorlar. Yaşlılar bunları dinliyorlar. Çok da memnuniyet ifade ettiklerini bizimle paylaştılar.